Amerika'da demokratların çoğunlukta olduğu Senato, ülkenin 14,3 trilyon dolarlık borçlanma limitini yükseltme planını yeniden görüşüyor. Senato'nun anlaşma yolundaki tek şans olarak gördüğü planın Temsilciler Meclisi'nde reddedilmesi demokratları hiddetlendirdi. Utanç verici bir an. Ülke uzlaşı istiyor. Bu plana yapmak istediğiniz şey uzlaşma şansını dinamitlemek. Evet, yaptığınız tam olarak bu. Cumhuriyetçilere göre Obama'nın doğrudan katılacağı görüşmeler krizi çözebilir. Hepimiz biliyoruz ki eğer başkan bizimle ve demokratlarla anlaşmaya varmaya karar verirse, çoğu aynı çizgide buluşacaktır. O Demokrat Parti'nin lideri, Amerika Başkanı, neyi imzalayacağını belirtmeli. Cumhuriyetçi John Boehner'in planı borçlanma limitinde 900 milyar dolar, Demokrat Harry Reid'in planı 2,7 trilyon dolar artış içeriyor. Amerika 2 Ağustos'ta temerrüde düşüyor.